El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir ekonomi ve aktüel bilimler konusundaki suallerinizle birlikteyiz. Bir sual ve cevaplar faslında Allah Teala bizleri gene beraberliğe ulaştırdı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmak bizim için büyük bir huzur vesilesi, mutluluk vesilesi. Sizlere ulaşmayı Allah Teala bize müyesser kıldığı için ona daima hamd ve şükrediyoruz. Öyleyse inşallah ekonomi suallerimize başlayalım. İlk ekonomi suali İstanbul'dan Cüneyt Gökalp kardeşimizden geliyor. Diyor ki 14 Ocak 2003 tarihli Doğan Holding bünyesindeki Habertürk gazetesinin 100 büyük Türk yalanı köşesinde şöyle bir haber var. Sevgili kardeşlerim, evvela buradan başlayalım. 100 büyük Türk yalanı. Bu bizi küçültücü bir olay. Yani daha başlangıçta Doğan Holding hakkındaki düşüncelerimiz böyle bir başlığı gazetelerinde yayınlamaları da Türklüğü küçültücü bir faktör olarak değerlendiriyoruz. Türklerin uydurduğu 100 tane büyük yalan diyor bu ifade. Doğan Holding'i tanımayız. Müktesebatında kimler var? Orası da bizi çok alakadar etmiyor. Ama tek başına bu başlık bile bir kara haber gibi görünüyor. Yüz büyük Türk yalanı köşesinde şunları yazmış. Güneydoğu'da petrol çok. Ama batılı petrol şirketleri çıkarılmasını engelliyor. Yalan demişler. Acaba bu kardeşlerimiz Türkiye'nin bir petrol gölü üzerinde bulunduğunu bilmiyorlar mı? Bakalım ifadelerinde ne söylüyorlar. Güneydoğu Anadolu'nun zengin petrol alanlarına yakın olması, bölgede petrol olması ya da çıkan petrolün ekonomik olması gerektiğini kanıtlamaz diyor. Evet, kanıtlamaz, gerçekten ispat etmez. Ama ya uçaklardan tespit edilen petrol varlığı? Biliyorsunuz ki öyle bir devirde yaşıyoruz ki uçaklardan belli bir arazide hangi madenin olduğu, petrolün var olup olmadığı bir itiraza mahal vermeyecek kadar net bir şekilde ispat edilir. Ve Türkiye o
tespitlerin arkasından bir sonuca varmıştır ki Türkiye bir petrol denizinin üzerindedir. Öyleyse biz de diyoruz ki, bize öyle geliyor ki burada söylenenler yalan. Devam ediyor bilgi. Zaten yabancı şirketler de bu bölgede sondaj yapmış ama çalışan çok az kuyu var. Şirketler ya petrol bulamamışlar ya da buldukları petrol ekonomik çıkmamış. Bir varsayım. Acaba doğrusu bu mu? Yoksa bir ihalet mi söz konusu? Ve Habertürk'te adı Habertürk olmasına rağmen Türklüğü yaralayıcı bir ifadeyle 100 büyük Türk yalanı manşetiyle bizlere ne söylemek istiyor? Buldukları petrol ekonomik çıkmamış sözü bir varsayım. Nereden biliyor kardeşlerimiz? Ötekilere varsayım izafe ederken kendi söyledikleri varsayım değil mi? Yabancı petrol şirketleri ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açtığı kuyuları bir süre işletip bırakmaları yanlış anlaşılır. Şimdi teknik açıdan bir yere varmak istiyor haberi veren kişi. Keşfedilen petrol rezervleri ekonomik ömürlerini tamamladıklarında hala daha petrol yatağında %80'lere varan miktarlarda petrol kalır. Bu kalan petrolü bir miktar daha üretmek, ikincil ve üçüncül üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla mümkündür. Yani kardeşimiz demek istiyor ki, bu kuyular kullanılmıştır. Bu kuyulardan petrol çıkarılmıştır. Ama daha orada %80 dururken bakılmıştır ki petrolün kalitesi buna müsait değildir. Ama biz biliyoruz ki birçok kuyu açılmıştır ve işletilmeden bırakılmıştır. Seneler sonra bir takım insanlar onları hangi sebeplerle olur bilmeyiz elde etmişler ve hala petrol çıkartıyorlar. Bu iki alternatifte söylenenin zıttı bir realitenin varlığını gösterir. Bu da bir ihtimaldir. Kardeşimizin açıklaması da bir ihtimaldir elbette. Ama arkasından bir hüküm geliyor. Ancak Türkiye'den çıkan petrol teknik tanımıyla ağır petroldür. Ve uygulanacak üretim yöntemleri pahalıdır. Sonuçta elde edilecek ürünün fiyatı maliyeti karşılamaz. Bu kardeşimiz nasıl bu kadar emin olabiliyor ki bundan? Biz şöyle düşünüyorduk ki Türkiye'de petrol çıkarmaması, çıkarılamamasının arkasında petrolün 500 metreden daha derinde bulunması yatmaktadır. Bu büyük handikapı aşmak çok kolay bir şey değildir. Maliyeti arttırıcı bir faktör olabilir. Petrol hazinesinin üzerinde yatan Türkiye petrolünü kullanamıyor. Petrolün 1/3'ünü dışarıdan getiriyor. (Gülüyor)
Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de petrol üzerine oynanan oyunları herkes biliyor. Eliminatinin de gerçek çehresi artık ortaya çıkmıştır. Ve Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir sözü Türklere ait değildir. Türkiye bir petrol denizinin üzerinde bulunmaktadır. Ve bu denizden Türkiye'ye faydalanmaktadır. Türkiye'deki petrol ağır petroldür de Irak'taki petrol ağır petrol değil midir? Azerbaycan'daki petrol ağır petrol değil midir? Bütün çevremizdeki petroller ağır değil de bizim ülkemizdeki petrol mü ağır? Bu kanının bir takım vasıtalarla ispat edilmesi lazımdır diye düşünüyoruz. Ülkemizin IMF kanalıyla bir sömürüye maruz kaldığını bilmiyor mu bu yazıyı yazanlar? Hedefin Türkiye'yi bir sömürge haline getirmek olduğunu bilmiyor mu bu yazıyı yazanlar? Onlara bir soruyla sözümü bitiriyorum. Bizden yana mısınız? Türklerden yana mısınız? Yoksa onlardan yana mısınız? Allah razı olsun. Kardeşimiz soruyor, bu insanlar böyle bir haber yazmakla ülkelerine ihanet etmiş olmuyorlar mı diyor. Bu ülkede o kadar çok insan ülkesine ihanet ediyor ki bunların lafı mı olur sevgili kardeşlerim? Türkiye gerek petrol yapısıyla, gerek toryum yapısıyla, gerek bor madenleriyle, Fırat Nehri'nin altındaki altın madenleriyle ve damarlarında akan kan olan nehirlerindeki elektrik enerjisiyle, yabana atılmayacak olan ciddi hazinelerin sahibidir. Türkiye'nin borçlarının, iç ve dış borçlarının, toplam borçlarının 500 katından fazlasını ödeyebilecek olan bir imkan Türkiye'nin her zaman elinin altındadır. Ve Türkiye bu imkanlarıyla dünya aç devlerinin gözünü kamaştırmaktadır. Ama bu ülke Osmanlı'nın mirasıdır. Ona aramızdaki hainler olmadan sömürgeciler kolay kolay hakim olamazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kaynaklarınıza sahip çıkın. Ülkenizi bir kansız savaşla, ekonomik savaşla sömürge haline getirmek isteyenlere yeşil ışık yakmayın. Ülkenize ihanet edenlerden olmayın. Allah razı olsun. Ankara'dan Metin Pekel Türkçen der ki, birinci sualinde, Başbakan Abdullah Gül
sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını belirterek, enerji fiyatlarının ineceğini, istihdamın da birinci öncelikleri alacağını vurguladı. İstihdamın da birinci öncelikleri olacağını vurguladı. Yani öncelik istihdamda diyor. Harika. Toplantıdakilere hangi toplanmış bu? Hangi toplantıymış bu? Bir toplantıdan bahsedecek herhalde kardeşimiz. Toplantıdakilere kendisinin ve bakan arkadaşlarının kapısının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Gül, aramızda hiçbir protokol yoktur. Bunu da şu 1,5 ayda uyguladığımızı görüyorum dedi. Konuştuklarımızın burada kalmaması için benim bir önerim var diyen Gül, şunları söyledi. Hükümet tarafından biz sanayi, maliye, dış ticaret ve hazineden sorumlu devlet bakanlarımızdan müteşekkil 4 kişilik bir komite kuruyoruz. Sanayi, maliye, dış ticaret ve hazine. Buraya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da evvela ilave edilmeliydi. Ülkemizde 10 yılların, 20 yılların, 30 yılların ihmali söz konusu enerji ve tabii kaynaklar konusunda. Ama öyle uygun görmüşler. Tamam, öyle olsun. Hazine, maliye, dış ticaret ve sanayi. Siz de aranızdan kaç kişi olacağını belirleyin ve bakanlar kurulumuzdaki bu arkadaşlarımızla beraber oturun. Bir toplantıdan bahsediyor başbakan. Hangi vesileyle olduğunu bunun kardeşimiz yazmayı unutmuş. Belki yazısının sonundadır. Ama çok mutluluk verici bir olay sevgili kardeşlerim. Bizim ülkemizde bir başbakanın bunları söylemesi, bakınız ne diyor. Siz de aranızdan kaç kişi olacağını belirleyin ve bakanlar kurulumuzdaki bu arkadaşlarımızla beraber oturun. Bize demeyin ki şunları söylüyoruz, havada kalıyor. Bize bunu demeyin diyor. Gelin bakanlarımızla oturun ve konuşun. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Yani siyasilerimizden hiç görmediğimiz güzellikleri bu bakan kardeşlerimizde, Başbakan Abdullah Gül kardeşimizde görüyoruz. Bir muhteşem dizayn. Meselelerin üzerine ciddiyetle yürüdüklerinin en kesin bir misali bu. Komite diyor tamam, biz 4 kişiyi sizinle beraber kıldık. Hadi şimdi gelin bakalım. Neler öneriyorsanız önerin, oturalım, tezekkür edelim meselemizi ve gündeme getirelim ve ülkemizi kurtaralım diyor Abdullah Gül kardeşimiz. Daha güzeli olabilir mi? Öyleyse huzurlarınızda Başbakan, muhterem Başbakan Abdullah Gül kardeşimizi tebrik ediyorum. İşte meselelere böyle çözüm getirilir. Sözlerimiz havada kaldı, o zaman kimse diyemez. Kendisi gidip konuşmuştur çünkü ilgili bakanlarla. Getirin bunları. Önerilerinizi getirin diyor. Başbakan Abdullah Gül kardeşimiz, önerilerinizi getirin diyor. Daha ne desin? Şimdi bu komiteyi kurduk burada. En kısa zamanda gelin bir araya, oturun, konuşun tek tek. Bu komitede
Bugün söylediğiniz pratik müdahaleler, yapılacak değişiklikler, verilecek kararlar ile ilgili ne varsa bunları masaya koyalım. Bakan arkadaşlarımız talimatlarını versin. Benim yapabileceklerimi bana söylesinler. Gerekli talimatları vereyim. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Hiçbir şeyi zamana bırakmayalım. Zamana bıraktığımız şeyler unutulup daha sonra katlanarak karşımıza problem olarak çıkmaktadır. Hatta çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu açıklamaları, bu müdahaleleri gördükçe ne zamandan beri özlediğimiz bir siyasi kadronun iş başında olmasının büyük hazzını yaşıyorum. Çözüm getirmek için var olan insanlar. Herkes laflar eder. İşte biz ulaştırdık da sonuç alamadık falan filan. Ulaştıracak olan kişi kendi gidecek oraya. Oturacak bakanların karşısına ve söyleyecek fikrini. Ve de orada talimat verilecek. Yani tamam ben bu konuyu düşünürüm, tezekkür ederim değil. Orada karşılıklı tezekkür edilecek konu ve sonuca ulaşılacak. Öyleyse zamana bırakmayalım sözü bizim için son derecede değerlidir. Size yüzlerce defa söylemişimdir sevgili kardeşlerim. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. İsteseniz de istemeseniz de geçiyor. Her geçen gün ömrünüzden bir günün eksilmesidir. Hayatınız devam ettiği sürece hedeflerinize yürümek mecburiyetindesiniz. İşte zamanı en iyi değerlendirme stratejisi içerisinde yeni kabinemizi parlak birer yıldız olarak görüyorum. Bu bile çok önemli bir konu. Tek başına böyle bir müdahaleye açık olduklarını, hadi gelin, kimin hangi fikri varsa bu ülkenin kalkınması için gelin tezekkür edelim demesi bile son derece önemli bir konu. Cumhuriyetten bu tarafa sevgili kardeşlerim ilk defa oluyor böyle bir olay. Öyleyse insan haysiyetine verilen değerin bir ifadesini görüyoruz. Batmış olan ülkesini bütün aşkıyla, vatan sevgisiyle kurtarmaya çalışan bir başbakanın gayretlerini görüyorum. Heyecanla, şevkle bir ülke kurtarma formülünün teori olarak değil, tatbikat olarak başlamasını istiyor bu ülkenin başbakanı. Öyleyse her şey en güzele doğru dönebilir. Tam bu noktadayız. Şimdi kardeşimiz sual soruyor bize. Diyor ki Gül'e iletilmesi gereken asıl tedbirler ne olmalıdır? İşte burada bize çok şeyler düşer sevgili kardeşlerim. Bu komiteye bizden birileri ulaşmalı. Ve bu komiteyle konuşmalıyız. Evvela şu enflasyon denilen ve ülkemizi bu hale getirmelerine paravan olarak kullanılan enflasyon adı verilen bu belayı başımızdan def etmemiz lazım. Türkiye dünyanın en sağlam parasına adaydır. Bu para altın karşılıklı paradır. Ve bu komiteyle ilk konuşulması lazım gelen konu budur. Merkez Bankası'nı suni tedbirlerle enflasyonu önlemeye çalışan bir zavallı kuruluş haline getirmemek hedefimiz olmalıdır. O hüviyetten onu çıkarmalıyız.
ülkemizin 7 yılda borçlarının gayri safi milli hasılasının %17'sinden %154'üne çıkması çok korkunç şeylerin, korkunç olguların varlığını kesin standartlarda ifade ediyor. Ülke parsel parsel yabancılara peşkeş çekilmek isteniyor. Harpsiz, ordusuz, savaşsız bu ülkeyi bir sömürge haline getirmek isteyenler var. Yabancılar. Küresel imparatorluk. Neyle yapabilirdi bunu? Bir tek arkasına saklanabilecekleri paravan var. Enflasyon. Bütün ülkelerde enflasyonu önlemek bahanesiyle girdiler devreye. Bu konunun mihmandarı her zamanki gibi bir taraftan IMF'tir, bir taraftan da Dünya Bankası'dır. Bu ülkeyi ekonomik açıdan ülkenin canına okuyarak sömürgeleştirmek isteyen bir zihniyet şu anda büyük bir gayretle çalışıyor. Elbette aramızdaki hainlerin de bu konuda büyük yardımları var onlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yapılabilirdi? Yapılması lazım gelen şey işletmelerin kapatılmasıydı. Yapılması lazım gelen şey ülkenin ekonomik potansiyelinin ve hareket halindeki üretim faaliyetinin daraltılmasıydı. İnsanların bu sebeple işletmelerin kapanması dolayısıyla işlerinden atılmasıydı. Hepsini başarıyla yürütmüşlerdir. Yeniden yatırım yapamamaları için, ülkenin yeniden yatırımını engellemek için ülkenin borcunu arttırmak gerekiyordu. Başardılar. Ne demek ülkenin borcunu arttırmak? Ülkenin borcunu arttırmak şu demek. Eğer borcunuz varsa, hele hele sizin ödeyebileceğiniz sahaları çoktan aşmışsa, o zaman elinizdeki kaynakları yatırımda kullanamazsınız. Borçlarınızı ödemek için kullanmak mecburiyetindesiniz. Evvela masraflarını gelirlerinden %30'dan daha fazla, 1/3'den daha fazla arttıran bir hazine zihniyetiyle karşı karşıyaydık. Bunun neticesi ne olmuştur? Bunun neticesi borcumuzun %17'den %154'e çıkmasıdır gayri safi milli hasılaya göre. Sadece 7 yıllık bir zaman devresi içerisinde. 120 binden fazla işletmenin, üretken işletmenin kapatılmasıdır. 2,5 milyon insanın işinden atılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ne zamandan beri bunları size söylüyoruz? Gözümüzün önünde bu neticelere ulaşılacağını biliyorduk, buralara ulaşacağını. Bu tarzdaki bir tatbikatın neticesinin bu olacağını ne kadar zaman evvelden beri sizlere söylüyorduk. Ve gözümüzün içine baka baka yandaşlarıyla beraber ülkeyi mahvetmeyi başardılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevada ne yapılmalıdır? Yapılması lazım gelen şey bu dört bakanlığa bir araya gelmek ve onlara altın karşılıklı paranın mutlak bir zaruret olduğunu söylemek. Bütün bunları yapmaya nasıl cesaret ettiler? Biz bu ülkeye geldik enflasyonu ortadan kaldırmak için. Enflasyon ortadan kaldırmakta da üstümüze yoktur, diyor bizim IMF. Halbuki her girdiği ülkeyi
bizimki gibi mahvetmeyi, tepe taklak yapmayı başarmıştır. Gaye enflasyon önlemek falan değil. Gaye o ülkeyi bir ekonomik sömürge haline getirmek. Ekonomik bir dizaynla ülkeyi çalışamaz duruma getirmek, felç etmek. Öyle büyük borçların altına sokmak ki ülke onu ödeyemesin. Öyle büyük borçların altına sokmak ki ülke borçlarını ödemekten yatırım yapmaya kaynak ayıramasın. Türkiye şu anda o durumda. Öyleyse neyi önereceğiz onlara? Onlara önereceğimiz ilk şey şu: Türkiye altın karşılıklı bir para rejimine derhal girmelidir. Süre en çok 2 aydır. 2 ay içerisinde altın karşılığı Merkez Bankası'nın kasasına koyduk mu ki şu anda Türkiye borçlarının sadece faizlerini ödemek için her gün 10 tonluk bir kamyon altını ülke dışına çıkarmaktadır döviz olarak. Sevgili kardeşlerim, sadece tedavüldeki paranın 2 katı. Bu kadar altın girecek Merkez Bankası'nın kasasına ve bu altın daha ilk yılda sermaye kanamasını önleyerek Türk lirasının altın karşılığını ülkeye kazandıracaktır. İşletme sermayesi kanaması her yıl bu ülkeden tedavüldeki paradan çok daha fazla miktarda para götürür. Parayı heba eder. Ülkeyi o kadar zarara da sokar. 20 milyon insan çalışır. Ama çalışanların çoğu kâr ettiğini düşünür. Aslında kâr eden yoktur. Çünkü enflasyondan kaybı o yıl kazandığı paradan daha fazladır. Çok sanayici için, çok ticaretçi için bu acı sonuç söz konusudur. Sermaye kanamasını daha birinci yılda durduracaksınız. Tedavüldeki para kadar, ki onun altın karşılığının 2 katı aldınız, tedavüldeki paradan daha fazlasını birinci yıl aldınız, ikinci yıl fazladan koyduğunuz garantiyi de ülke kazanmış olacaktır. Sermaye kanaması açısından. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Borçla aldınız düşünelim altınları. 10 yıl vadeyle aldınız. İkinci yıl ülke borcunun tamamını kazancıyla sağlamış oldu. Ama siz borcunuzu 10 yılda ödeyeceksiniz. Her yıl sadece 10'da birini ve o paranın faizini. Öyleyse ne olur? Altın karşılıklı para o paranın üzerine, parayı tedavüle koyacağınız günkü altın değeri üzerinden bir değer vereceksiniz. Her Türk lirası 6 sıfırın silinmesiyle devreye girecek. Yani 1 milyon Türk lirası yerine bir Türk lirası, bir altın karşılıklı Türk lirası olacak ve paranın devreye girdiği andaki altın kaç gram ise o kadar gram altının karşılığı olarak devreye girecek. Bir daha da Türkiye'ye enflasyon uğrayamayacak. Altın karşılıklı paranın devreye girmesiyle beraber eski paranın demonetize edilmesi lazım. Rakamlar aynı olduğu için, sadece sıfırlar atıldığı için borçlar, alacaklar o günkü raiç itibariyle, altın karşılıklı paranın tedavüle girdiği raiç itibariyle artık enflasyonun hasarlarını asla hissetmeyecek olan bir ülke oluşacak. Borçlar ne değer kaybedecek, ne değer kazanacak. Gecikmiş olan borçlardan faiz alınması söz konusu olmayacak.
altın karşılıklı para devreye girdiği anda artık mala karşı para yoktur. Mala karşı altın vardır, yani mal vardır. Trump ekonomisine girilmiştir. Enflasyon mutlak ölçülerde sıfırlanmıştır. Dünyanın en kuvvetli parası bizim paramız olacaktır. Eski Osmanlı'nın parası altın liranın bugünkü standartlarda geçerli olan karşılığı altın karşılıklı kağıt para. O paranın üzerinde bu para, bu 1 lira şu kadar gram altının karşılığıdır ifadesi yer alacaktır. Bir altın sertifikası piyasada dolaşacaktır. Enflasyon meselesini 60 günde çözebilirsiniz. 60 gün süreç içerisindeki ülkenin bütün eski parası demonetize edecek, edilecek, yok edilecek, geçersiz kılınacak. Karşılığında aynı günkü rayişle paraları getirenlere altın karşılıklı Türk paraları teslim edilecektir. Tam Osmanlı lirası gibi 1 lira 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci öneri bu. Tatbikata girdiği an enflasyon bıçakla kesilmiş gibi bir anda bitmiştir. Hiçbir dedikodu, piyasada dolaşan hiçbir haber Türk lirasının değerini sarsamaz. Merkez Bankası o palyatif tedbirleriyle, suni tedbirlerle, bütün tedbirleri sunidir. Paranın değerini tutturacağım diye boşuna nefes tüketmez. Tüketmesine gerek kalmayacaktır. Altın karşılıklı parayı koyduğunuz zaman o para dünya parası olacaktır. Çünkü bütün enflasyonist ülkelerde paralarını her ay başı dövizle değiştiren insanlar artık dolarla, markla değiştirmeyeceklerdir. Türk lirasıyla değiştireceklerdir. Çünkü enflasyon olmayan dünya üzerindeki tek para olacaktır. Bu birinci faktör. Türkiye'nin kalkınması için bu dört kişilik dört bakandan oluşan bu komiteye ulaştırılacak olan birinci konu altın karşılıklı bir paranın derhal piyasaya girmesidir. Ne kadar çabuk yaparsak o kadar çabuk netice alırız. İkincisi, üretken yatırımların bir yatırım seferberliği halinde bütün ülke sathında harekete geçirilmesidir. Kim yapacak bu işi? Bu işi müteşebbis kardeşlerimiz yapacaklar. Türkiye'de hamdolsun ki yeteri kadar müteşebbis var. Piyasada dürüstlükleriyle tanınmış, vergi kaçırmayan ve yatırım için büyük heyecanların sahibi pek çok yatırımcı var hamdolsun. Öyleyse bankalar sistemi bunlara yardımcı olarak çalışacak. Eğer çalışmayı kabul ederlerse. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de 3 günde bir tedavüldeki para kadar Türk lirası bankalar sisteminden ekonomiye girer ve ekonomiden tekrar bankalar sistemine aynı günde döner. Ekonomiye giren parayla bankalara dönen para daima birbirine eşittir. Hiçbir devrede normal standartlarda fark %1'e ulaşmaz. Bu kesin eşitliği ifade eder. Öyleyse ne yapılacaktır? Yapılması lazım gelen şey bellidir. Hareket halindeki bu fonların %5'i, daha hızlı bir kalkınma için %10'u, bitmek tükenmek bilmeyen bir hazineyi devamlı
sabit yatırımlara dönüştürmek demektir. Yani bankalar sistemi, ekonomiye müteşebbislerle birlikte sermayeler olarak girerse, hareket halindeki fonlarından her gün %5'ini, daha hızlı bir kalkınma için %10'unu bankalar sistemi yatırım için kullanırsa, bu para aynı gün tekrar bankalar sistemine geri dönecektir. Dönmemesi mümkün değildir. Her gün bankalar sisteminin elinde yeniden yatırımı vücuda getirebilecek olan hareketli fonlar hep var olmakta devam edecektir. Ama bu sefer iz bırakarak yürüyecektir iş. Yani bir yatırım vücuda getirerek. Bunun için bankalar sisteminin yatırımcı kuruluşlara kredi vermek yerine onlara sermayedar olarak ortak olmaları asıldır. Bu ortaklığın muhtevasında da en güzel oran %7, %50'dir diye düşünüyoruz ama her oran olabilir. Netice mi? Netice, aynı gün bir yatırım gerçekleşecek ama sanki o yatırımı banka hiç yapmamış gibi paralar gene bankada. Bankalar sistemini bir bütün olarak düşünün, söylediklerimizi değerlendirin. Sevgili kardeşlerim, bunun araştırmalarını vaktiyle yaptık ve bu mekanizmanın adına likit mekanizma adını verdik. Bu araştırma sadece bizim vücuda getirdiğimiz bir araştırmadır devlet planlama teşkilatındayken. Ve hareketli fonlar Türkiye'nin kurtuluşunun temelini teşkil edecektir. Ne olur üretken yatırımları yaparsak? Üretken yatırımlar tam bir kurtuluştur. İstihdam açısından kurtuluştur. Bütün üretken yatırımlar çok sayıda işçiyi gerektirir. Bir, istihdamı mutlaka bununla çözersiniz. Başka bir çözüm yolu mevcut değildir. İkinci faktör, her istihdamı aldığınız kişiye ücret ödemek mecburiyetindesiniz. Bunun manası gelirler seviyesinin o kadar yükselmesidir. Gelirler seviyesinin yükselmesi toplam efektif talebi arttıran yegane faktördür. Öyleyse fazladan üreteceğiniz yeni bir işletmenin devreye girmesiyle fazladan üretilecek olan malı satın alabilecek olan talebi de birlikte oluşturuyorsunuz. Hem üretim artışı hem de talep artışı. Öyleyse stoklamak için değil, satışa sunmak için malını ötüyorsunuz ve malınızı satabileceksiniz. Ve daha ötesi, her istihdamı aldığınız kişinin her ay stopaj yoluyla vergisini devlete yatırmaları söz konusu. Devletin eline çok daha fazla vergi geliri gelecek. Yetmez, yıl sonunda ister gelir vergisi ister kurumlar vergisi olarak müteşebbislerin karından, bankanın karından devlet gene vergi alacak. Öyleyse her açıdan kurtuluşu garanti altına alan bir yatırım türü, hiçbir şekilde yabancı kaynağa ihtiyacımız yok. Bizim ülkemizde bizim bankalarımız bunu sağlayacak. Ama ne var ki bu meselenin farkına varanlar bankalar sistemini mahvetmek üzere harekete geçmiş durumdalar ve şimdiye kadar tam 41 tane bankanın kapanmasını bu insanlar gerçekleştirmiş durumda. ...81 bankadan 41 bankaya düştüğümüze göre tam 40 bankanın başını yemiş durumdalar adamlar. Gayeleri ne? Gayeleri yabancı bankaları bizim bankaların yerine geçirmek ve hareketli fonlara yabancıların hakim olmasını sağlamak. İşte
böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Öyleyse Türkiye her şeyden evvel devletin başına bela olan bu yüksek bankaları denetleme ve destekleme kurumu gibi IMF'in kurdurduğu, parasını hazineden alan, hazineye hesap vermeyen birçok kurum ve kurulu Türkiye en kısa sürede kapatmalıdır. Bu konunun sonuna ulaşmalıdır. Öyleyse üretken yatırımlar ikinci aşama, ikinci adım. Sadece ülkenin şurasında burasında değil, bütün illerde, bütün ilçelerde bir yatırım seferberliği. Her ilin, her ilçenin kendisine has başkalarından farklı bir yatırım türü mutlaka oluşacaktır. Tarım alanlarında tarımsal kökenli, olmadığı sanayi kökenli yatırımlar oluşturmalıyız. Tarımda çalışanları bütün sene boş durmaktan, bütün sene çalışan insanlar haline getirmeliyiz. Öyleyse görüyorsunuz ki çözümler var. Türkiye yabancılara muhtaç değildir. Bu hakikatleri o bakanlarla mutlaka gidip konuşmak gerekir. Allah razı olsun. İkinci sualini soruyor kardeşimiz. Türk İş Bank Genel Sekreteri Tuğrul Belli, ekonomik krize kurban giden 20 bankanın 19'unun holdingleriyle olan ilişkilerinden battığını belirterek, ekonomik krize kurban giden bankalar sayısı 20 değil, 40 banka. 19'unun holdingleriyle olan ilişkilerinden battığını belirtmiş. Basın, medya ve sanayi arasındaki ilişkinin kesin kes koparılması gerektiğini söylemiş. Biz burada hiç mi hiç iştirak etmiyoruz. Tam aksini savunuyoruz. Bir yatırımcı kişi finans kuruluşunu da kurabilir, yatırımını da yapabilir ve saldırı zaten onlarıdır. Çünkü onlar başarılarını her alanda ortaya koyan insanlardır. Yani bizim söylediğimiz sistemi çevreden yardım görmeyince kendileri gerçekleştiren insanlardır. Ve Kara Mehmetoğlu'nun başına gelenleri çok iyi biliyor ve yakından takip ediyorduk. Öyleyse tıpkı onun gibi bütün başarılı sanayicilerin, banka kuranların arkasında bir çete onları öldürmek, o bankaları kapatmak için büyük bir gayretin içinde yerine yabancı bir bankayı getirecekler. Ve ülkenin nakit akışını yerli bankaların elinden yabancı bankaların eline teslim edecekler. Sevgili kardeşlerim, hala göremiyor musunuz? Ne kadar korkunç bir tuzağın içerisinde Türkiye. Adamlar yolun yarısını aşmışlar. 81 bankayı 41 bankaya düşürmüşler. Yabancı bankaların sayısı 8 iken 22'ye yükselmiş. Uyumuyoruz. Bunların hepsinin farkındayız. Ama meram anlatamıyoruz. Şimdiye kadar ki idareciler sözlerimize kulak tıkadılar, arkalarını döndüler ve Türkiye bu hale geldi. Daha meselenin başındayken bu hallere geleceğimizi biliyor ve söylüyorduk, mektuplar yazdık herkese. Öyleyse artık çözüme gitmenin zamanıdır. Şimdi bu Türk İş Bank Genel Sekreteri Tuğrul Belli, zaten belli ki Türk İş Bank bir yabancı banka ve 41 bankadan bahsetmiyor, 20 bankadan bahsediyor ve tam negatif cephelerden mütalaa ederek olması lazım gelenin aksini iddia ediyor. Sözleri sadece hakikatlerin tersine döndürülmüştür. Üç ayrı kuvvetin aynı yerde olmasının büyük problemlere yol açtığını vurgulamış. Tam aksini iddia ediyoruz. Üç kuvvet de, yatırımcı da,
bankanın sahibi de paranın sahibi de aynı kişi ise orada hareket vardır. Orada ülkeye büyük menfaat vardır. Hangi tipte müteşebbisler? Bu ülkede büyük sayıda müteşebbis doğru iş adamını oluşturur. Elbette bütün cemaatlerin içinden çıktığı gibi onların içinden de bizim içimizden de yanlışlar çıkacaktır. Ama konunun temelinde bu vardır. Bankalarla yatırımın at başı beraber bir devreye girişi. Hareket halindeki fonların her gün yatırımlarda kullanıldıktan sonra tekrar bankaya dönmesi. Öyleyse bunu sağlayabilen yegane kuruluşlar bunlardır. Baktılar ki yabancı bankalar kendilerine bir şey vermiyor, kendileri bankalarını kurdular. Bu sistemden faydalanmak asıldır ve Illuminati'nin adamları bu istikamette buna karşı çıkıyorlar ki bu tehlike Türkiye'yi onların elinden kurtaramasın. "19 banka holdinglere, grup şirketlerine verilen kredilerden dolayı battı," diyor. Sevgili kardeşlerim, hayır. Onlardan batmadı. Yüksek Denetleme ve Destekleme Kurulu, Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu onları batırmayı hedef aldığı için battılar. Bankalar sistemi yatırımlara ne kadar çok fon akıtırsa ülke o kadar kısa sürede kurtulur. Ve bu para hiçbir zaman bitmek, tükenmek bilmeyen bir kaynaktır. Bir nabız atışıdır. Nasıl kan giderse, tekrar kalbe geri dönerse, tıpkı bunun gibi ekonomiye giren para aynı gün tekrar bankalara geri döner. Bu imkanı, hareket halindeki fonları mutlaka yatırımlarda kullanmak mecburiyetindeyiz. Tam bu zatın dediğinin tersini yaparak, Tuğrul Belli kardeşimizin dediğinin tam tersini yaparak. Kurtuluş orada sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Banka Denetleme Destekleme Kurulu'nun bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi şart. Yani bu bankaları kapatması şart diyor. Sevgili kardeşlerim, buna inanan saflar da var. Ülkenin içine düşürüldüğü bu korkunç, bu vahim durumdan ülkeyi bir an evvel kurtarabilmek için muhterem başbakanın kurduğu bu komitenin, bakanlar komitesinin karşısına süratle çıkmaları lazım. Yatırımcıların, bu konuda bir şeyler düşünen insanların. Adana İmamoğlu'ndan Ali Bey diyor ki, "Hükümet Türkiye'nin 2003 yılı özelleştirme programını açıkladı. Program kapsamında Milli Piyango İdaresi'nden İstanbul Altın Borsası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kadar birçok kurumun özelleştirileceği ve bu yolla 2003 yılında 4 milyar dolar elde edilmesinin planlandığı açıklandı. Ülkemiz 17 yılda 8 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirebildi. Ve bunun üçte biri hazinenin kasasına girdi. Muhterem, bu özelleştirmenin gerçek manası nedir?" Özelleştirmenin gerçek manası şudur: devlet ticaretten de sanayiden de çekilmelidir. Türkiye bir hantal devletin sahibiydi ve bu hantal devlet devleti fonksiyonel olmaktan çıkarmış durumdaydı. Devlet sadece ülkeyi idare etmelidir. Yatırımlar ve ticaret, sanayi ve ticaret devletin işi değildir. Devlet ortamı sağlayacak olan bir faktördür. Öyleyse devletin elindeki bütün iktisadi devlet teşekkülleri özelleştirilmelidir. Ama böyle bir özelleştirme dizaynına başladığımız zaman nereden başlamamız lazım? Zarar eden kuruluşlardan başlamamız lazım. Ve o zaman o zarar eden kuruluşların özel sektöre devredilmesi sırasında da gelir beklemek söz konusu olmamalıdır. Zararın neresinden dönülse kârdır, zarar eden bir kuruluş, özel sektörün verdiği vergilerin bir kısmını zararı sebebiyle yok eden bir kuruluştur. Öyleyse faydadan ziyade zararı olan bir kuruluşu
bir kuruş bile karşılık almadan bir an evvel özel sektöre devretmek, derhal üretime başlamasını temin etmek için asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir an evvel bunu yapmalıyız. Zarar eden bütün kitler özel sektöre acilen, hatta karşılık alınmaksızın ya da uzun vadeli planlara bağlanarak karşılıkların ödenmesi, 3 yıldan 4 yıldan sonra başlamak üzere ödenmesi sağlanmalıdır. Öyleyse evvela zarar eden kuruluşlar. Şimdiye kadar yapılan özelleştirmelerden hedeflenen kaynak elde edilemedi. Özelleştirme sadece kaynak edilsin, elde edilsin diye yapılmaz. Zarar eden kitlerin devletin sırtına yük olmasını önlemek için yapılır. Bu ise eğer para karşılığını beklersek ne kadar bekleyeceğimiz belli olmaz. Zaten rakam 17 yılda 8 milyar dolarlık para kazanılmış. Halbuki bir kısmını karşılıksız verebilseydik şimdi onlar kar etmeye, daha ertesi yıl kar etmeye ve devlete vergi olarak geri dönmeye başlayacaktı. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir taraftan devletin zarar eden bir işletmeyi çalıştırmasıyla kazandığı vergilerden bir kısmını çarçur etmesi gerekiyor. O kendi şirketlerinin zararları sebebiyle. Yani hazineye bir yük. Ama bunun var olmadığı noktada devletin sırtına zarar yükleyen bütün bu kuruluşlar özel sektöre karşılıksız devredilmesi halinde devletin sırtından bir değerin onların zararını karşılamak üzere çıkması değil, devlete gelir getir gelmesi söz konusu. Nereden? Özel sektör onları çalıştırır ve kar eder. Mutlak kar eder. Kar ettiği zaman da vergi öder. Hem personelden stopaj hem de kazanılandan gelir veya kurumlar vergisi. Devletin kesesinden para ödemek yerine kesesine para girmeye başlar. Allah razı olsun. Türkiye Telekom'u satayım satmayayım telaşı ve sorgulaması içerisindeyken dünyada bir sürü telekom satıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin telekomu elinde kaldı. Havacılık sektörü 11 Eylül olayının ardında ve gündemdeki Irak krizi nedeniyle 30 milyar dolar zarar etti. Şu telekom konusu, telekom kar ediyorsa onu şu anda satmamak devletin gelirini temin ettiği cihetle uygun bir çözüm. Bunun için acele etmek gerekmiyor. Ama eninde sonunda telekom da devletten çıkarılmalıdır. PTT de devletten çıkarılmalıdır. Bütün iktisadi kamu kuruluşları, kitlerin hepsi devre dışı kalmalıdır. Hükümetin elinden ayrılmalıdır. Türk Hava Yolları 30 milyar dolar zarar etmiş. Havacılık sektörü. Türk Hava Yolları'nı elden çıkartabilir miyiz diye soruyor kardeşimiz. Çıkarmamız çok iyi olur diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Osmaniye Kadirli'den Mevlüt Ertürk kardeşimiz der ki, vergi barışı yasa tasarısı yeniden şekillenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile kesinleşmiş vergi alacaklarında gecikme faizi ve zammı yerine aylık tefe oranları esas alınacak. Ayrıca sahte vergi düzenleyen ve basanlara da vergi affı yolu açılacak. Bir kişi 1998'de bu vergiyi ödemeyip 2003'te ödediğinde enflasyon tefe oranı kadar arttırılarak örneğin 5 milyar ise 8 milyar lira bunun tamamı ödenecek. Yani gecikme, zam ve faizi alınmayacak. Vergi borcu eskiye dayananlar Şubat sonuna kadar vergi dairelerine başvuracaklar. Ve Şubat'tan başlayarak 2 ayda bir 9 eşit taksit 18 ayda birikmiş borçlarını ödeyecekler. Cumhuriyet'ten bu yana 30 kez vergi affı çıkaran ülkemiz için
bu yasayı değerlendirir misiniz diyor kardeşlerimiz. Vergi affı devletin mutlaka yapması gereken bir müessesedir. Fosilleşmiş bir vergi ödememe hastalığını vergi miktarını azaltmak suretiyle negatifi pozitife çevirmek imkanınız var. Yani hiç almamaktan daha az almak her devirde mutlaka evladır. 11 katrilyonluk toplam alacak söz konusu ve hükümet bunun %25'ini tahsil edilebilmesini öngörüyor. 11 katrilyonun demek ki 2,5 katrilyondan fazlasının geriye alınması söz konusu. Hiç yerine %25. Bu bir başarıdır. 3 senede bir af çıkan ülkemizde yapılması gereken vergi reformu nasıl olmalıdır? Ha, bu ayrı bir konu. Vergi reformu sevgili kardeşlerim, verginin oranını düşürmektir. Türkiye vergi oranlarını düşürmeyi başarabilirse şimdikinden çok daha büyük vergiler alabilir. Öbür taraftan Türkiye bir yatırım seferberliğini başlatabilirse vergileri otomatik olarak artacaktır. Hem stopajdan hem gelir ve kurumlar vergisinden. Ve insanların eline paraları daha çok para geçtikçe katma değer vergisinin hızlanması söz konusudur. Devlet her yeni yatırımdan büyük karlarla faydalanır. Allah razı olsun. Malatya'dan Hakan Sarı kardeşimiz der ki, bilişim sektöründe kurumsal pazara yönelik ürün ve çözümler sunan Next'i Raone Genel Müdürü Tayfun Türkalp, Türkiye'de bilişim altyapısının geliştirilmesi gerektiğini, özellikle KOBİ'lerin internet kullanımının artmasının ekonominin rekabet gücü açısından önemli olduğunu söylemiş. Türkalp, Türkiye'de de sadece büyük şirketlerin internete geçmesi, bankaların internet ortamına geçmesi yeterli değil. KOBİ'lerin de çok süratli bir şekilde bu ortama geçmesi gerekiyor. Birkaç büyük firmanın ihracatına Türkiye ekonomisi mahkum kalmasın dedi. Şimdi kardeşimiz diyor ki, bilgi aktarımında bilgisayar ve internetin yerini belirtir misiniz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bilgisayar teknolojisi bütün boyutlarıyla toplumumuza girmelidir diye düşünüyoruz. Bilgisayar zamanımızda son derece önemli bir müessese. Hangi açıdan önemli bir müessese? Bilgi akımı açısından. Türkiye'de iletişim sistemi ve bilgi ulaştırma sistemi yanlış bir dizayndadır. Evvela şunu söylemeliyiz ki, Türkiye muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı kendisine hedef almamalıdır. Onların ötesine geçmeyi kendisine hedef almalıdır. Öyleyse ne olabilir? Bilgi akımındaki şu andaki temel sonuç hep bilançolardır. Başka bir ifadeyle bakiyelerdir. Yıl sonundaki bilançolar ya da hesaplardaki bakiyeler size belli bir devre zarfında, mesela bir günde, bir ayda, bir yılda o hesaba ne kadar paranın girdiğini, o hesaptan ne kadar para çıktığını göstermez bir yıl zarfında. Neyi gösterir? Ne kadar para girmişse girmiş, ne kadar para çıkmışsa çıkmış, geriye ne kalmışsa onu gösterir. Oysa ki karar mercileri ülkenin nabız atışını ellerinde tutmalıdırlar. Yani bankalar sisteminden bilgi mi gelecek? Bir ay zarfında
bankaların kasasına ne kadar para girmiştir? Bu belli olmalıdır. Bir ay zarfında bankaların kasasından ne kadar para çıkmıştır? Bu belli olmalıdır. Belli olursa ne olur? Şu olur. Bankalardan çıkıp ekonomiye giren parayla ekonomiden tekrar bankalara dönen para net ve kesin bir şekilde tespit edilir. İşte böyle bir dizaynı yıllarca önce gerçekleştirdiğimiz zaman Türkiye'deki nakit akımlarını tespit etmiştik. Bankalardan ekonomiye her 3 günde bir Türkiye'deki tedavül hacmi kadar para akıyor. Yani ayda ortalama 10 defa bu para, tedavüldeki para kadar para, dolaşımdaki para olarak sirküle ediyor. Ama sonuç çok ilgi çekiciydi. Çünkü bir ay zarfında ekonomiye ne kadar para bankalardan çıkmışsa tekrar bankalara geri döndüğünü tespit etmiştik bu paranın. Neden bahsediyoruz? Bir para akışı söz konusu. Ekonomiyle bankalar arasında, bankalarla ekonomi arasında bir ay zarfında bankadan ekonomiye ne kadar para akmışsa aynı para bir ay zarfında tekrar mutlaka bankaların kasalarına geri dönüyor. Bir ay zarfındaki bankalara giren ve çıkan para arasındaki fark hiçbir zaman %1'e ulaşamıyor. %99'dan daha fazlası paranın dönüyor tekrar bankaya. Yani aşağı yukarı paranın %100'ü. Eğer böyle bir hesaplama tahakkuk etmeseydi, o zaman bu sonuca ulaşamayacaktık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ekonomi bir hareket halidir. Devamlı alışlar ve satışlar söz konusudur. Bilgisayar sistemine girecek olan bütün hareketler bilgisayarın bizlere sağlayacağı çok bir büyük bir faydaya bizi ulaştırabilir. Türkiye'deki günlük bütün nakit hareketleri eğer bilgisayara bunlar aynı gün intikal ettirilirse veya aynı akşam intikal ettirilirse birkaç dakika içinde Türkiye'deki bütün para hareketleri belli hesaplardan takip edilebilir. Birçok firma hareketlerinin bilinmesini istemeyebilirler. Bunu onların hakları olarak mütalaa ediyoruz. O zaman gene problem yok. Böyle olan firmaların bilgileri bilgisayara girer ama sahipleri girmez. Sahipleri sadece kendileri hesaplarını alabilirler, kendilerini tanıyabilirler. Ama başka insanlar kendilerini bildirmek istemeyenlerin bilgilerine, kişisel bilgilerine ulaşamazlar. Ama sonuç bilgilerinde bu katkı mutlaka var olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Ne olur? Bilgisayar müessesesini toplumda yaygınlaştırdığımızı bir an için düşünelim. Böyle bir sistem tahakkuk etse, o zaman her firmada bilgisayar bulunmadığını varsayarsak,
bir takım firmaların veya müşterek bilgisayarların oluşturulacağı merkezlerin bütün bilgi akışına zemin hazırlaması söz konusu olabilir. Eğer bilgisayar yaygınlaşırsa, başlangıçta bu bilgisayarsız olanların müşterek bilgisayarları adım adım özel bilgisayarlar haline gelecektir. Bilgisayar Allah-u Teala'nın insanlara büyük bir nimetidir, ihsanıdır. Bunu lazım geldiği boyutta kullanabilirsek, bir gündeki bütün işlevler kendilerini saklamak isteyen firmalar tarafından da, açık olmasında bir mahsur görmeyen firmalar tarafından da bilgisayarın hafızasına yerleştirildiği anda, ki her akşam bütün firmalar bunu yaptıklarında, o günün geç bir saatinde karar organının elinde ülkenin bir günlük nakit hareketi, bir günlük emtia hareketi, bir günlük gelirler, bir günlük giderler net olarak mevcut olur. Bunun manası ülkenin nabız atışını karar organlarının, karar verecek olanların, karar merciğinin yakalamasıdır. Öyleyse tahminlere dayalı bir karar değil, realitenin ta kendisinden hareket ederek verilen kararlar o günden sonra mümkün olur. Bir bilgisayarcı kardeşimiz de bu konuyu derinlemesine gözden geçirdiğimiz zaman fazla bir zamana ihtiyaç göstermedi. Şunu gördük ki bu mümkündür. Kendisini gizlemek isteyen firmaların bilinmemesi ama rakamın oraya girmesi mümkündür. Bütün sistemlerin bilgisayara intikali mümkündür. Bütün firmalar için bu söz konusu olabilir. Öyleyse bunun için bütün firmalar bilgisayar kullanmasa da müşterek bilgisayarları barındıran firmalar bu akımın bir bölümü olarak devreye girebilirler. Ama güzeli, bütün işletmelerin bir bilgisayara sahip olmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bir geceyi, 3-4 saati belli bir zaman parçası içerisinde, mesela bir saat içerisinde ülkenin bütün hareketleri bir bilgisayarda ana bilgiler olarak derlenip toparlanabilir. Bilgisayar bu açıdan muhteşem bir dizayndır. Onun için sadece KOBİ'lerin de değil, bütün işletmelerin bilgisayarla teçhiz edilmesi, bu yapılamazsa müşterek bilgisayarlar kullanılmak suretiyle bütün hareketlerin bir havuzda, bilgisayar havuzunda toparlanması, girişler, çıkışlar, nakit hareketleri, krediler, bütün bir dizayn açık ve kesin bir hüviyette ortaya çıkacaktır. Bu karar mercileri için son derece önemli bir konudur. Düşünün ki Merkez Bankası'nın 3 aylık bültenleri aylarca sonra elinize gelir. Bunun arkasında bilgi akımındaki eksiklik söz konusudur. O vardır arkasında. Hala tarihi ölçümlemeler içerisindeyiz.
Aradan asırlar geçti, biz değişemedik. Sevgili öğrenciler, bilgisayar bizi çağ atlatacak bir seviyeye ulaştırabilir. Dünya üzerinde ilk defa bunu biz gerçekleştirmeliyiz. Biz Türkler. Büyük firmaların hepsi artık kesin bilgisayar kullanıyor. Bankaların hepsi kullanıyor. KOBİ'lerin de böyle bir müesseseye kendilerine kullanım alanı olarak tahakkuk ettirmeleri halinde geriye kalanlar için de müşterek bilgisayarlar düşünülebilir. Bilgi merkezlerine bilgisayar kanalı olmasa da rakamsal olarak verilen veriler o müşterek bilgisayar merkezlerinde bilgisayarın hafızasına girebilir. Böylece herkes bilgisayar sahibi olmasa da bilgiler bilgisayarın hafızasına kolaylıkla girebilir diye düşünüyoruz. O zaman ülkenin nabız atışı en rahat standartlarda ortaya konulur. Yetmez. Eğer bir bülten çıkarılacaksa printer'dan hemen sonuç alınabilir. Bununsa ortaya konması sadece dakikalarla ifade edilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünün ki bütün bilgiler karar mercilerine aynı gün ulaşıyor. Bunun yapılabileceği gün Türkiye için bir büyük başarıya imza atmak söz konusu olacaktır. Elbette bir takım firmalar bundan hoşlanmayabilir. Ama söylediğimiz gibi hoşlanmayan firmalar için de açık kapı var. İsimleri, bilgileri kendilerinde kalmak üzere rakamların bilgisayara girmesi temin edilebilir. Konumuz vergi kaçaklarını kendilerini saklamak isteyenleri ortaya çıkarmak değildir. Konumuz, hedefimiz bilgi akışını sağlamaktır. Onun için bilgisayarda çeşitli alternatifler sunulur. Ve neticede bir günlük ülkedeki bütün harekatı aynı anda tespit etmek mümkündür. Ama bu her hareketin bilgisayara geçmesi de ülkeye bir fayda sağlamaz. Ama bir günlük verinin bütün girdisi, bütün çıktısı iki tane rakamla bilgisayarın hafızasına girebilir. Bütün firmalardan gelecek olan bu bilgi bütüne ulaştırıldığında, eğer herkes bu konuda kendisine düşeni yaparsa, gerçek anlamda bir nakit hareketi, gerçek anlamda bir satış hareketi, gerçek anlamda bir alış müessesesi bütün boyutlarıyla sağlam veriler olarak ortaya çıkar. Ve dünya henüz buna ulaşamamıştır. Ama biz ulaşabiliriz. Söylediğim gibi başkalarının yapmasını beklemek, ondan sonra tatbik etmek değil. İlk biz olmalıyız. Bunun için de zemin vardır. Konya'dan Fehmi Ülkü kardeşimiz der ki, Başbakan Abdullah Gül %6,5'luk faiz dışı fazla hedefine ulaşmak için sosyal güvenlik kuruluşlarında yapılacak tasarrufların önemli bir gelir olacağını söyledi. Sosyal güvenlik kurumlarının durumunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir felaket. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Emekli Sandığı ve başka kurumlar
Bunlar devamlı zarar eden kurumlar. Hiçbir zaman aktüel hesap yapılmaz bizim ülkemizde ve masraf kapıları ardına kadar açıktır. Gelirleriyle giderlerin dengede olması diye bir gayret söz konusu değildir. Oysa ki bunun yolları vardır. Birincisi aktüaryal hesaplar yapıp bu aktüaryal hesapların ışığında gerçeğe ulaşmak, gelirlerle giderleri dengeye getirmek. İkincisi bunun mümkün olmadığı ahvalde geçerlidir. O zaman ne yapılacak? Ne kadar devlet para verebiliyorsa, gelirleri ne kadarsa o kadar masraf yapacak. Bunun için ne diyecek ki? Rahatsız olanlara, hasta olanlara ben sizin masrafınızın %60'ını karşılayabilirim, 65'ini karşılayabilirim. Geri kalan %35'i, 40'ı siz cebinizden ödemek mecburiyetindesiniz. Böyle bir statüde masrafların zaten büyük ölçüde otomatik olarak kısılacağını bilmenizi isterim. Neden? Çünkü eğer cepten bir şeyler çıkacak da o zaman insanlar bundan bir kısım masraflardan mutlaka sarfı nazar edeceklerdir. Kendileri için en lüzumlu ilaçları alacaklardır. Masraflar bu standartlarda gerçekleşecektir. Aslında Batı ülkelerinde bu tarz bizim gibi sosyal sigortalı kurumları artık mevcut değildir. Özel sektör bu işi çoktan ele almış ve yürütmektedir. Zarar etmeden büyük kârlarla. Şimdi durum bu. Bu durumda bakalım durumun açıklaması ne getirecek? Başbakan Abdullah Gül, %6,5'luk faiz işi fazla hedefine ulaşmak için sosyal güvenlik kuruluşlarında yapılacak tasarrufların önemli bir gelir olacağını söyledi. Gül, kamuda zorunlu emekli edileceklerin sayısının en fazla 2000 kişi olacağını belirtti. Ekonomi muhabirleriyle Başbakanlıkta bir sohbet toplantısı düzenleyen Başbakan Gül, büyük yatırımcılar ve bankaların kendi bünyesinde bulundurduğu ekonomistler vasıtasıyla konjonktürü değerlendirerek hareket ettiklerini, buna karşılık gerçek ve tüzel kişilerin basında çıkan haberlere dayanarak piyasa faaliyetinde bulunduklarını hatırlattı. Başbakan bu yüzden küçük yatırımcıların gereksiz yere zarar etmemeleri için piyasa ile ilgili haberlere dikkat edilmesini istedi. Bu usta ne buyursunuz diyor kardeşimiz. Aslında bu hususların konjonktürün değerlendirilmesinin bir takım söylemlere, bir takım dedikodulara, bir takım söylentilere dayalı olmaması lazım diye düşünüyorum. Şayialar bir dalgalanır, bakarsanız bizim borsamızda altın fiyatları bir anda yükselmiştir. Hisse senetlerinin fiyatları bakarsanız bir anda düşmüştür. Zararlar alabildiğine oluşur. Bu şayialar yüzünden para değerinin düşmesi, dövize karşı Türk lirasının değer kaybetmesi, bunların bir anda önüne geçebilecek olan yegane faktör altın karşılıklı paranın derhal ülkede tatbikata geçirilmesidir. Böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sonuçta şunu görüyoruz. Türkiye'de artık bu ülkenin gerçekten kalkınmasını isteyen, ilkesine bağlı her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir hükümet var. Bakanlar ve başbakan ülkenin kurtuluşu için kendilerine düşenleri yapmaya hazırlar. Öyleyse her şey çok daha güzel olabilir diye düşünüyoruz. Allah razı olsun. Geliyoruz aktüel bilim suallerine. Diyor ki Doktor Abdülcebbar Boran, Şura 5'te gökler neredeyse üstlerinden, tepelerinden parçalanacaklar buyuruluyor. Göklerin üstlerinden parçalanması ne demektir? Bunun kıyamet olayıyla bir ilişkisi var mı diye soruyor Cebbar. Bakalım Şura 5. Tekadüs semavatü
yetefettarne min fevkihinne vel melâketü yusebbihûne bihamdi rabbihim ve yestağfirûne limen fil ard. E la innallâhe huvel gafurur rahim. Gökler neredeyse üstlerinden, fevklerinden, üst taraflarından çatlayıp parçalanacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun. E de bilin ki Allah Gafurur Rahim'dir. Yani günahları sevaba çeviren, mağfiret eden ve rahmet gönderendir. Evet, bu göklerin tepelerinden çatlaması olayı bir kıyamet işaretidir. Kıyamette bir noktaya dönüş, bir noktadan gelen kainatın aynı noktaya geri dönüşü söz konusu olacaktır. O sebeple makro alemde dengeler bozulacak. Büyümenin durmasıyla beraber gravitasyon başlayacak ve gravitasyonla birlikte zaman o ana kadar geçmişten geleceğe doğru giderken o noktadan sonra gelecekten geçmişe geri dönecek, sıfır noktasına doğru yürüyecek ve sonunda sıfıra ulaşacaktır. Ve kainatta bütün uzayların devreden çıkmasıyla bir noktaya ulaşacaktır. Allah razı olsun. İkinci sual Doktor Serdar Demirci'den geliyor. Diyor ki, bu ayki yayınlanan Science dergisinde National Institute of Health'den bir grup araştırmacı embriyonun anne rahminde ilk olarak nasıl yapıştığını bulduklarını yayınlamışlar. Ovum ile sperm birleştikten 6 gün sonra embriyo küresel bir şekil alır. İkisinin birleşmesinden oluşan embriyo küresel bir şekil alır. Yüzeyindeki hücrelere trofoblast denir. Bu küresel şeklin yüzeyindeki hücreler trofoblast adını alıyor ve bunlar özelleşmiş hücrelerdir. Bu safhada embriyoya blastosist denir. Bu trofoblast denilen hücreler daha sonra bebek tarafının plasentasını oluştururlar. Plasenta anneden bebekten gelen dokulardan oluşur. Yani hem bebeğin dokusu hem annenin dokusu. Daha bebek çekirdek halinde iki hücre birleşmiş, bir ovum, bir sperm. Bunların birleşmesinde küresel bir şekil oluşuyor. Bir taraftan bebeğin plasentası, öbür taraftan annenin plasentası oluşuyor ve bu bir bütün haline geliyor. Trofoblast hücresi L selektin denilen bir proteinle kaplıdır. Bu hücre bir proteinle kaplı. Anne rahminin duvarı da karbonhidrat molekülleriyle kaplıdır. Rahmin duvarı karbonhidrat molekülleriyle kaplıdır. Bu araştırmacılar L selektin moleküllerinin karbonhidratlara yapıştığını ve böylece blastosistin ilerlemesinin durduğunu bulmuşlar. Demek ki bu hücreler karbonhidratlara yapışıyor. Böylece blastosist duruyor. Bu yerleşme olduktan sonra trofoblastlar parmak şeklinde anne rahmine uzantılar göndererek annedeki dokuyla beraber plasentayı oluştururlar. Önce
Oğumdaki plasentanın başladığını görüyoruz. Sonra da annedeki dokuyla beraber plasentanın geri kalan kesimi oluşuyor. Böylece annenin kan damarlarıyla temas başlar. Yani bebek annenin nefes almasıyla muhtevasındaki kanın temizlenmesi olayını yaşamaya başlar. Araştırmacılar bu olayların anlaşılmasıyla birçok erken düşüklerin sebebinin anlaşılacağı ve plasentanın erken ayrılmasına bağlı ciddi bir hastalık olan preeklampsinin önlenebileceğini, preeklampsi yani plasentanın erken ayrılması. Plasenta olmasa ne olur? Bebek yaşayamaz. İnşallah bu konudaki görüşlerinizi açıklar mısınız? Diyor. Ayrıca sizden öğrendiğimiz plasentanın anne karnındaki olayları kontrol etmesi her iki bölümden de mi olmaktadır? Onu soruyor Serdar. Plasenta hem bu noktadan itibaren bebeğin oluşmasını üstleniyor, hem bebek tarafındaki oluşumun bir kısmını oluşturan plasenta, hem de annedeki oluşumun ikinci kısmını oluşturan plasenta bir bütünü oluşturuyor ve bebek bir içerisi sıvı ile kaplı bir torbanın içinde oluşuyor. Plasenta devamlı olarak gönderdiği sinyallerle bütün sistemlerin muntazam çalışmasını ve bebeğin dünyaya gelmesini oluşturuyor. Ve doğumdan sonra plasenta atılıyor. Her bebek bir mucizedir. A'dan Z'ye konu incelendiği zaman ne kadar üst seviyede bir olgunun geçerli olduğu görülecektir. Öyleyse anne karnındaki olayların kontrolörü, müfettişi, sistemi yöneten bu annede bebekteki plasentanın birleşmesiyle bir bütün oluşturan o plasentadır. Yani bebeğin çevresini oluşturan zar. Ve tüm bebekler aynı sinyallerle oluşur, şekillenir ve kendi kromozom dizaynı içerisinde bir bütün oluştururlar. Allah razı olsun. Şahin Demir kardeşimiz diyor ki, mikro alemde manyetik alan çekim kuvvetinin etkili olduğunu, makro alemde ise gravitasyonel çekim kuvvetinin etkili olduğunu, bu iki kuvvetin eşit ve ışık hızına denk olduğunu sizden öğrendik diyor. Hamdolsun. Şimdi soruyor. Manyetik alan içerisindeki bir iletken tel, eğer manyetik alan içerisinde hareket ettirilirse, elektronların enerjileri arttırıldığından bir doğrultuyu sağlayan iletken telin iki ucu arasında potansiyel fark oluşur. Bu da bize elektrik enerjisini sağlar. Bunun tersi olan iletken telin sabit tutulup manyetik alanın hareketinde
N ve S kutuplarının yer değiştirmesi de aynı sonucu verir. Kardeşimiz elektrik enerjisinin nasıl elde edildiğini söylüyor. İster tıpkı bir rotor, bir statordan oluşan bir dinamoyla gene bir rotor, bir statordan oluşan bir elektrik motoru aslında aynı hüviyette iki sistemi içerir. Birisi enerjiyi manyetik alana dönüştürmekte ve ikincisi de manyetik alanı elektrik enerjisine. Birisi elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmekte kullanılır. İkincisi hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte. Bir çiviyi, büyük bir çiviyi bakır telle, izoleli bakır telle sararsanız, bunun iki ucuna elektrik enerjisini verirseniz, bir elektromanyetik alan elde edersiniz. Bakır çivinin bir ucu S kutbu, öteki ucu N kutbu olur sahil kaidesine göre ve manyetik alan oluşur. Zaten dünyanın her çevresinden geçen kuvvet çizgilerini bir kuvvetle devreye sokabilirseniz manyetik alanı elektrik enerjisine dönüştürürsünüz ve elektrik enerjisini sağlarsınız. Kardeşimiz de bu istikamette bir tarif vermiş. Elektrik enerjisinin elde edilme standartlarını. Şimdi birinci sualini soruyor Şahin Demir kardeşimiz. Bir elektronun veya küçük bir kütlenin elektronlarının ve karşıt elektronlarının uygun bir ortam oluşturulduğu takdirde diye de bir not koymuş. Ya, özellikle karşıt elektronların devir sayılarını elektronlarınkinden daha fazla artırabilmek dış bir manyetik alan kuvveti yardımıyla mümkün müdür? Manyetik alan yerine elektrik enerjisi kullanılıyor bu konuda. Elektrik enerjisi verdiğiniz zaman bütün floresan lambalarının gazlarında ve bütün elektrik lambalarının içine koyan, konulan bir madenlerde karşıt elektronların devir hızı elektron devir hızından çok daha hızlı artıyor ve ikisi eşit noktaya geldikleri anda birleşme oluyor önce, sonra da bu birleşme anında oluşan bir itip çekme müessesesi oluşuyor. Elektron önce karşıt elektronu çekiyor. Evvelki ağırlık fazlalığı kendisinde olduğu için, ama ondan sonra da karşıt elektron elektronu çekiyor ve değişmeyen bir hızla artık bu çekim kuvvetleri değişmeyen bir hızla devam ediyor. Saniyede 300 kilometre bir hız ama devamlı yer değiştirme. Elektronun öne geçmesi ve manyetik alanda karşıt elektronun çekmesi. Karşıt elektron çekiş hızı sebebiyle elektronu aşıp öbür tarafa geçiyor. Gidecekleri istikamet tarafına geçiyor. Ve bu sefer onun manyetik alanı elektronu çekiyor. Elektron çekim kuvveti sebebiyle onu aşarak zaten bir istikamete hareket halindeler. Onun öbür tarafına geçiyor. Yani gittikleri istikamette. Bu sefer onun manyetik alanı birincisini, yani karşıt elektronu çekiyor. Böylece devamlı bir ileri geçenin geridekini çekerek kendisine öteye geçirmesi ve ikincisinin birincinin ötesine geçmesi diye bir sonsuz devri daim söz konusu oluyor. Şimdi kardeşimiz şunu soruyor. Tamam, elektrik enerjisiyle bu olay tahakkuk ediyor. Peki manyetik alanla bunu yapabilir miyiz diyor.
dış bir manyetik alan kuvvetiyle mümkün müdür? Harekete geçtikten sonra zaten hareketi sağlayan unsur manyetik alandır. Denge sağlandıktan sonra manyetik alanlar kesintisiz bir çekme ve itmeyi tahakkuk ettiriyor. Böylece Allah-u Teala'nın koyduğu statü içerisinde muhteşem bir dizayn söz konusu. Bütün elektronlar nötrinolar tarafından takip edilir. Her elektronda bir faz, bir boş söz konusudur. İşte bu iki sistemin birbirini çekmesinin arkasında da aynı denge söz konusudur. Bir faz, bir boş. Yani bir elektron karşıt elektronu çektiği anda fazladır. Karşıt elektron da fazladır. İkisi şiddetle birbirlerini çekerler. Karşıt elektrona doğru gelen karşıt elektron oraya varmadan evvel boşa girer. Elektronunda da boş devre oluşur. İki boş devre oluştuğu için manyetik alanlar yok olmuştur. Manyetik alanlar yok olduğu için hızla elektrona doğru gelen karşıt elektronu elektron kendisiyle çekemez. Elektrona atlar ve orta noktaya geldiği zaman yeniden faza girer ikisi birden. Çekim başlar. Bu çekim sebebiyle ikisi de aynı istikamette hareket halinde oldukları için karşıt elektron elektronu kendisine çeker. Bu çekişin harekete geçirdiği noktadan itibaren gene boş devreye girerler. Faz devre gelmeden evvel elektron karşıt elektrona atlar bu sefer. Öbür tarafa geçer. Öbür tarafa geçtiğinde manyetik alan oluşur. İkisi de aynı istikamette gittikleri için aynı istikamette çekim gücünün sahibi olan karşıt elektronla elektron birbirini çekerler ve karşıt elektron elektronu atlayarak boş devrede elektronu aşar, öbür tarafına geçer, tekrar faz devreye girerler. Yani birbirine yapışmaları noktasında faz, birbirinden ayrıldıkları noktasında birbirine yaklaştıkları zaman boş devre, birbirini açtıkları zaman faz devre söz konusudur. Böylece manyetik alanlar bir kesilir, bir oluşur. Bir kesilir, bir oluşur. Bir boş, bir dolu. Böyle bir sistemde saniyede 300 bin kilometre hızla bir hareket. Her doluda bir nötrino o elektrona enerji vermiştir. Her boşta enerji geri alınmıştır. Öyleyse enerjinin her gelişinde elektronun dönüş hızı hızlanıyor ve yeterli seviyede hareket söz konusu iken nötrino gene elektrona yetişip karşıt nötrino da karşıt elektrona yetişip ikisi aynı anda enerji veriyorlar. Dolular ve boşlar öylesine muhteşem bir dizayn içerisinde tahakkuk ediyor ki devamlı birbirini çeken ve iten sistemler saniyede 300 bin kilometrelik bir hızı oluşturuyorlar. Burada önemli olan sadece onların devir sayısının eşitliği. Şimdi kardeşimiz soruyor ikinci sualinde. Birincisinde bu elektronlarınkinden daha fazla arttırabilmek dış bir manyetik alan kuvveti yardımıyla mümkün müdür? Manyetik alanla bu işin oluşmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Devir sayılarını arttıran şey manyetik alanlar değildir.
Elektronların devir sayılarını arttıran şey onlara ulaşan nötrinolardır. Saniyede 300 bin kilometre hızla ışın fotonlar hareket halindedir. Ama nötrinin hızı sonsuzdur. Hangi hızın sahibi olursa olsun bütün elektronlara ve karşı elektronlara nötrinolar mutlaka ulaşıp enerjilerini onlara aktarırlar. Bir manyetik alanda bunun mümkün olmayacağı kanısındayız. Ama yeniden düşünelim. İkinci suali kardeşimizin, foton oluşmasında devir sayıları dış bir kuvvet yardımıyla arttırıldığı için ve foton bulunduğu ortamı terk edeceğine göre bir süre sonra alınan bu enerjinin devamı, yani enerji beslemesi söz konusu olmadığı için diyor, yanlış. Söz konusu olmadığı için ifadesi yanlış, tam aksine söz konusudur. Saniyede 300 bin kilometre hızla hareket halindeki bir fotonun hem elektronu hem de karşıt elektronu, elektronlar nötronodan, karşıt elektronlar karşıt nötronodan devamlı enerji alırlar ve dönüşleri zayıflamaz, aynı hızda devam ederler. Ama enerji devamlı olarak, kesintisiz olarak gelmektedir. Devir sayılarını arttıran enerji başlangıç enerjisidir. Onları akkor haline getirip harekete geçiren, 300 bin kilometre hızla harekete geçiren sistem başlangıç enerjisidir. O noktadan sonra devamlı almakta oldukları enerji nötrinolardan ve karşıt nötrinolardan hem nötrinoya hem elektrona hem de karşıt elektrona devamlı olarak gelecektir. Öyleyse enerji beslemesi söz konusu olmadığı için ifadesi kardeşimizin yanlış. Enerji beslemesi söz konusu ama başlangıç enerjisi gibi değil. Tekrar eski devir sayılarına geri dönülmesi söz konusu olmakta mıdır diyor. Hayır, söz konusu olmamaktadır. O devir sayılarının değişmemesini temin edecek olan devamlı destek arkadan hem elektrona hem karşı elektrona devamlı olarak gelmektedir. Söz konusu değildir. Allah razı olsun. Nevzat Güler kardeşimiz der ki, fotonun metal yüzeye çarparak bir elektron koparması olayını, fotoelektrik etki bizlere açıklar mısınız? Foton metal yüzeye çarparak bir elektron koparmıyor. Metal yüzeye çarptığı zaman foton parçalanıyor ve foton ikiye ayrılıyor. Bir elektron koparma olayı söz konusu değil. Foton bir parçacıktır. İki parçacığın birleşmesinden oluşur. Bir elektronla bir karşıt elektrondan. Bu fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptırırsanız, kurşun duvarda daha net olarak çıkıyor olay. Foton ikiye ayrılıyor. Bir elektron, bir de karşıt elektrona. 180 derece açıyla iki parçacık birbirinden aynı açıyla ayrılıyorlar. Nasıl birleşip aynı açıyla harekete geçmişlerse, ayrıldıkları zaman da birbirini itici iki kuvvet olarak birbirini çekip devamlı hareketi sağlamışlarsa, ayrıldıkları noktadan itibaren de elektron izlenebilir bir şekilde yoluna devam ediyor. Onun tam zıttı istikametinde hareket eden karşıt elektron da karşı istikamette hareket ediyor. Ama elektronunu gözleyebildiğiniz halde bu alemin malı olmayan karşıt elektronu, o ayrılma enerjisi kendisinden zahil olduğu andan itibaren görmeniz mümkün değil. Ayrılmanın oluştuğu anda tespit edebilirsiniz. Ondan sonra gözden kaybolur. Oradaki olay, yani bir fotonun, bir gama fotonunun bir kurşun duvara vurması veya bir aynaya vurması halinde
ikiye ayrılması, bir elektron ve bir karşıt elektron ayrılması onun yapısal sentezinin gereğidir. Bir elektrondan ve bir karşıt elektrondan oluşur bir gama fotonu ve oraya vurduğu zaman ikiye ayrılır. Bir elektron, bir de karşıt elektron. Dikkat edin ki bütün fotonların ağırlığı sıfırdır. Eğer bir elektronun ağırlığı varsa, A ise, karşıt elektronun ağırlığı mutlaka eksi A'dır. Ki A bölü eksi A eşittir sıfırdır. Yani neticenin A artı A eksi A eşittir sıfırdır. Böyle dedim, yanlış söyledim. Birincinin ağırlığından ikincinin ağırlığını çıkartırsanız sıfır ağırlık bulursunuz. Elektronun ağırlığı ne kadarsa fotonda karşıt elektronun ağırlığı da o kadardır. Einstein fotonun parçacık özelliğini yakalamıştı. Elektronun ve karşıt elektronun ne olduğunu bilmediği için neticeye varamadı. Eğer karşıt elektronun ne olduğunu bilseydi, Allah'ın bu konudaki kanunu bilseydi, dünya bugün bu konuda çok daha büyük bir bilginin sahibi olabilirdi. Einstein bir dahiydi. Ama maddenin karşıtıyla birlikte olduğunu bilmiyordu. Karşıt elektronlardan haberdar değildi. Bu sebeple elektronun sıfır ağırlığa götüren faktörün ne olduğundan da haberdar değildi. Nitekim Nevzat kardeşimiz zaten bu konularda çalışan bir kardeşimizdir. Bunu fotonun metal yüzeye çarparak bir elektron koparması olayından bahsediyor bize. Hayır. Metal yüzeye çarparak oradan parça koparmıyor, elektron koparmıyor. O ortadaki görünen elektron, hareket halinde görünen elektron, fotonun birinci parçası olan elektron, karşıt istikamette hareket edense karşıt elektron. İlk olarak Einstein tarafından açıklanan bu fenomen, fotonun parçacık olarak kabul edilmesinde önemli bir adım olmuştu. Ama yanlış. İlk defa karşıt parçacıkları de Broglie ortaya koydu. Her elektrona bir dalga eşlik eder. Onun ortaya koyduğu bir muhtevadır. Şimdi kardeşimiz soruyor, acaba Einstein'ın bu konuda kurduğu teori nereye kadar doğrudur? Hiç doğru değildir. Einstein o teoriyi ortaya koyduğu zaman gerçekten böyle zannediyordu. Yani bir foton bir kurşun duvara çarparsa oradan bir elektron kopartır. O gördüğümüz elektron ötekidir. Peki öteki nedir? Karşısında olan ikincisi nedir? Bunun cevabı Einstein'da yoktu. Einstein parçacık özelliğini keşfetmişti kesinlikle fotonun, ama ikincisinin ne olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi yok değildi. Karşıt elektron diye bir kavram Einstein tarafından bilinmeden Einstein öldü. Bu sebeple teori bir doğruyu ifade etmiyor. Koparılan bir parça söz konusu değil, fotonun kendini oluşturan iki faktöre ayrılması olayıdır. Bir elektron, bir de karşıt elektron. Karşıt elektron bu aleme ait olmadığı için hemen gözden nihan olur, kaybolur. Ama aksi istikamette hareket ettiği kesindir. Ayrılma enerjisinin oluştuğu yerde o enerji sebebiyle gözlenebilir, ondan sonra gözlenemez. Fotonun kendi enerjisini başka bir elektrona nasıl aktardığını bizlere açıklar mısınız diyor. Foton kendi enerjisini başka bir elektrona aktarmıyor. Kendi enerjisiyle hareket ediyor. Hareket eden foton değil, bizim zamanımızdaki dünya ilmi böyle zannediyor olayı.
Yani bir foton bir kurşun duvara çarptığı zaman oradan bir elektron koparır. Bu koparılan elektron da devam eder. Parçacıktır. Ama fotonun parçacık olmadığı zannediliyordu. Einstein'ın fotonun parçacık olduğunu tespit etmeden evvelki teorisi bu. Bu teori tarih olmuştur. Bu teori geçersizdir. Koparılan parça söz konusu değildir. Çarpışta elektronun ikiye ayrılması söz konusudur. Affedersiniz, fotonun ikiye ayrılması kendini oluşturan bir elektronla bir karşıt elektrona dönüşmesi söz konusudur. Allah razı olsun. İstanbul'dan Beyhan Koray kardeşimiz der ki, gökbilimciler Samanyolu galaksisi içinde Güneş'ten farklı bir yıldızın etrafında dönen 100. gezegenin keşfi üzerine galaksimizde milyarlarca dünya olabileceğini söylüyorlar. Doğrudur. Carnegie Enstitüsü Gezegen Araştırma Programı'nda çalışan gökbilimcilerin dev teleskoplarla keşfettikleri yeni gezegenin 293 ışık yılı uzaklıktaki HD 2039 yıldızı etrafında döndüğü belirtildi. Bir gezegen HD 2039 yıldızı etrafında dönüyor. Tıpkı dünyamızın Güneş'in etrafında dönmesi gibi. 100. gezegenin keşfinden sonra bilim adamları Samanyolu galaksisinde kaç gezegen olduğu ve bunların kaçının dünya gibi olduğu konusunu tartışmaya başladılar. Bilim adamları her iki soruya da milyarlarca yanıtını veriyorlar. Yani Samanyolu galaksisinde kaç gezegen var? Milyarlarca gezegen var. Bunların kaçının dünya gibi olduğu? Gene milyarlarca. Galaksimizde araştırmacılara göre 300 milyar civarında yıldız olması söz konusu. Biz 250 milyar diye duymuştuk ama 250 milyar da bir tahmindir, 300 milyar da bir tahmindir. Neticeyi değiştirmez. Bunlar tahminler. 300 milyar civarında yıldız varsa galaksimizde bunların onda biri kadar, yani 30 milyar kadar da gezegen sistemi olabilir diyorlar alimler. Ve bu sistemlerin büyük çoğunluğu dünya gezegeni gibi dünyaları kapsayabilir. Samanyolu'nun ortalama çapı 100 bin ışık yılı. Bir ışık yılı ise 9,5 trilyon kilometre. Yani 9.500 trilyon kilometre bir uçtan bir uca. Ya da başka bir ifadeyle 9 katrilyon 500 trilyon kilometre. Acaba günümüz ilminin tespitleri böylelikle istenen düzeylere doğru bir seyir gösteriyor mu? Bunlar tahmini rakamlar. Bizim de söylediğimiz tahmini rakamlar. Bir süre evvel 2,5 rakamı, 2500 rakamı devredeydi. Şimdi 300 olmuş. 250 milyar rakamı devredeydi. Şimdi 300 milyar deniyor. İkisi de mümkün. "25 milyar gezegen diyorlardı, şimdi de 30 milyar diyorlar. Tamam, olabilir. Ve bizim dünyamız gibi çok sayıda dünyanın olduğu, birçok gezegenlerde hayat olduğu ve bizim gibi insanların orada da varlığını hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçiyor.
Yine 2 saati geride bırakarak ekonomi ve aktüel bilimler konusundaki bir sualler ve cevaplar faslını inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraberce tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.